Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Al bu yerden abi. Heyecanla bu konuda yapacağız. Tabii kuyudan içinden çıkan miktar bu rafineri edilecek. Rafine şükürler olsun. Çukurova'nın üstü kadar altı da bereket. Üstü de yeşil, altı da yeşil Çukurova. Evet. Bereket. Altı da yeşil. Kaliteli petrol arkadaşlar burada çıkan. Türkiye ortalamasının üzerinde. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Adana bölgesinde bir keşif açıklamıştı. Biz süreci geçtiğimiz yıl başlatmıştık ilk arama çalışmalarını. Ve geçtiğimiz yıl Eylül 2021 tarihinde de ilk sondajımızı tamamlamıştık. O günden itibaren de deneme, test amaçlı üretimlerimiz devam ediyordu. Çukurova 1 kuyusu, şu anda üzerinde bulunduğumuz kuyusu. Yaklaşık 430 metre civarında bir sığlıkta yer alan bir kuyudan bahsediyoruz. Bu derinlik Türkiye'de şimdiye kadar petrol çıkartılan en sığ kuyu özelliğini kazanmış oldu. Bunu şöyle bir açıklamasını yapabiliriz. Tabii sığ kuyularda daha çabuk hedefe ulaşıyoruz. Üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri de oldukça düşük oluyor. Dolayısıyla son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim. Şu anda iki kuyumuzdan fiilen üretim yapıyoruz. Her iki kuyumuzda günlük ortalama 100-120 varil civarında bir üretim söz konusu. İnşallah yıl sonuna kadar burada 8 kuyu daha açacağız. 10 kuyuya ulaşacağız. Aşağıda bu bölgedeki petrol üretilebilir petrol rezervi de yaklaşık 7,5-8 milyon varil. Bunun da 1 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük ifade ettiğini söyleyebiliriz. Ancak bir başka çalışmayı da aynı anda yürütüyoruz. Bu bölgede 4-5 saha daha var. Benzer formasyona sahip, benzer potansiyellere sahip. Oradaki çalışmalarımızda hız verdik. Önce 2 boyutlu ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine burada olduğu gibi keşif amaçlı ve eğer keşif yakalarsak da üretim amaçlı kuyularımızı açmış olacağız. Belki buradaki o zaman toplam keşif miktarımızı daha da artırmış olacağız. 8-10 kata kadar potansiyel, daha fazla potansiyel içerdiğini içeride biraz önce arkadaşlarımız söyledi. Biz özellikle son yıllarda Türkiye Petrolleri olarak biliyorsunuz hem karada hem de denizde arama çalışmalarımıza yoğunluk vermiştik. Biliyorsunuz denizde, Karadeniz'de ilk keşfimizi yaptık. 540 milyar metreküplük. Orada hummalı geceli gündüzlü bir çalışma var. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında o gazımızı milletimizle buluşturacağız. Ama bu arada karada da aslında keşiflerimiz var. Keşfin büyüklüğüne bakmaksızın, az ya da çok demeksizin, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her bir varile ihtiyacımız var. Sadece 4-5 sene önce Türkiye Petrolleri'nin günlük petrol üretimi 37 bin varil iken bugün itibariyle bu 60 bin varilin bir miktar üstüne çıkmış durumda.
Yine son 4-5 yılda ilave keşiflerle birlikte toplam rezervimize 70 milyon varillik bir keşfi daha, bir miktarı daha eklemiş olduk. Ülkemiz bildiğiniz gibi maalesef enerjide dışa bağımlı. Petrolümüzün neredeyse %92'sini ithal ediyoruz. Doğal gazımızın %99'unu ithal ediyoruz. Hele bugünlerde kamuoyunun, sadece Türkiye'de değil, dünyada herkesin fiyatlardan şikayetçi olduğu bir dönemde bu tip keşifler yüreğimize su serpiyor. Yöre halkı bu işten oldukça son derece mutlu. Şu anda onlarla da biraz önce içeride sohbet ettik. İnşallah buradaki aramalarımızı hızlandıracağız. Belki bu bölge ileride aynı Türkiye'de Batman'da olduğu gibi, Adıyaman'da olduğu gibi bir üretim merkezi haline dönüşmüş olacak. Bu çalışmada emeği geçen, gerek keşfin değerlendirilmesi, gerekse üretimin yapılmasına emeği geçen Türkiye Petrolleri'ndeki çalışanlarımıza, işçisinden mühendisine, yöneticisine kadar herkese de şahsım ve bakanlığım adına teşekkür ediyorum. Bayram öncesi bir müjde olmuş olduk.